Bak bak ne güzel Tebrik ederim aşkım. deneyim. Herkese merhabalar. Bugün yine mutfaktayız ve havuç tatlısı yapacağız. Yarın misafirlerimiz geliyor. Onlara havuç tatlısı yapacağız. Birazcık da bizim işsizliğimizden aslında. Normalde misafirlerimize tatlı ikram etme gibi bir alışkanlığımız yok. Onlardan getirmelerini istiyoruz. Ama bugün ben artık resmi olarak işsiz olduğum için işsiz aktivitelerine başlayabilirim. İstifa ettim. Dolayısıyla denememi istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Onlardan da birer video yapalım. Şimdi öncelikle yine sevdiğim bebeksi tefal makinem var. Bu arkadaşın sadece doğrama değil aynı zamanda bir rendeleme özelliği var. Şu şekilde bir aparatı bulunuyor. Bıçağı yok mu? Var. Bıçağı da burada. Aslında zibilyon tane bıçağı var. Bak. Şöyle göstereyim hatta. Geniş şeyler yapmak için. Patates falan dilimlemek Aa, çok için. güzelmiş. Onu da bilmiyordum ya. Evet. Sonra böyle bir şey var. Bunların ikisi aynı değil mi? Shredder yazıyor ikisinin Yazanlarda da üstünde. ikisinde de şöyle Tin AA ikisi de. Böyle büyük ihtimalle backup. Shredder yazıyor. Yedek, aynen Okey. yedeği büyük ihtimalle. Aa, bundan da bir tane daha var. Aynısı değil ama bu daha büyük sanki. Açısı. Yo değil. Harflere bak. Harfler aynı mı? Biri D, biri C. Bir de şöyle bir şey var. Bu da bir tırtıklı patates için falan mı Evet. acaba? Bak hiç kullanmadım. Özellikle varmış makinede. Yine tabii ki. Ama ben en küçük böyle bu ibibik olandan kullanacağım. Nasıl yani? Şöyle olduğunu varsayıyorum. Bu opsiyonum yok zaten. Oturdu. Şimdi bunu şunun yerinden çıkarsam olur mu acaba? Olur. Bunun üzerine takacağım. Şu parçalara ihtiyacım olmayacak şimdilik. Hatta bunlara da şimdilik ihtiyacım olmayacak. Önce havuçlarımı alıp bir dış kısımlarını soyacağım. Bu arada sesten belki fark etmişsinizdir. Böyle yere yapışıyor zamp gibi. Mesela bunu oynatmak istediğimde oynatamıyorum. Kaldırırken de yerinden söküp almam gerekiyor tabiri caizse. Havuçlarımızı alacağız. Bayağıdır havuç tatlısı yapmamıştık, değil mi? Evet. Bunun için Hindistan cevizi de koyuyor musun? İçine değil, etrafını Hindistan cevizliyorum. Okey. Hindistan Top top cevizlendiniz. olanlardan mı yapacaksın? Evet. Onları çok seviyorum ben ya. Onları diyetteyken ben bir ara yemiştim, hatırlıyorsun değil mi? Evet, çok kötü olmuştu. Ama hiçbir şey yoktu içinde. Çok normal Evet, yani. hiçbir şey yoktu içinde. Aynen. Şimdi burada böyle küçük bebek havuçlarımız var. Bunları makineden geçireceğim için öncelikle bunları kullanacağım. Hatta şöyle bir çılgınlık yapayım. Orada ne kadar var? Yarım kilodan biraz fazla galiba, değil mi? Yarım kilo anca vardır. Öyle mi? Şimdi bunları böyle bir gelişi güzel yıkayacağım önce. Hatta bunu bir kap alsam çok daha tatlı olur. Yandan şurada da bir bizimiz var. Onu da göstereyim. Az sonra konuşacağız bunun ne olduğundan. Kızım ne yapıyorsun orada? Havuçları su görsün diye yıkadım sadece. Çünkü hepsinin kabuklarını soyacağım şimdi. Şimdi havuçlarımızın hepsinin kabuklarını soyduk. Aslında kabuk soymak değil, birazcık inceltmekti amacım aynı zamanda. Dışı çok iyi değildi çünkü. Bir de şu makinemizi Makina mı, makine mi? makine.
Makine. En azından öyle olmasını umut ediyorum şu an. Makine diyebiliyorum ben de. Eyle. Makina diye bir grup vardı, hatırlıyor musun? Hayır. Gençken, lisedeyken Şarkısı falan. var mı hiç hatırladın? Hayır. Metal falan yapıyorlardı. Rock metal bir şey yapıyorlardı. Yok canım, dayanır. Progressive falan yapıyorlardı. Benim bilmem mümkün değil ya. İzmirli bir grup mu yoksa yabancı mı? Galiba İzmirli. İzmir ya da Mümkün değil. Eskişehir. Zaten başka nereden olabilir ki? Ankara. Evet, doğru. O Hiç piyasası. beklemezsin ha yani. Ankara'da dönüyor piyasası. Dönüyor, dur. Artık Evet. kalmadı bak eskiden. Kalmadı. Benim lise zamanımda inanılmaz lise konserleri olurdu. Böyle küçük mekanlarda işte bu Dungeon'da olsun işte başka ne var? Oz Silence vardı, Venue'de Oz Venue var. vardı. Hiç bilmediğim liseli, üniversiteli gruplar çıkardı ve sürekli grup çıkardı yani. Şimdi ben hiç görmüyorum artık öyle bir şey. Hani böyle grup yeni çıksın, işte bir albüm çıksın ya da bir YouTube'a şarkı düşsün falan görmüyoruz yani. Daha çok online yapıyorlar Şey artık her bile böyle şeyi. patladı bak. Grup 84 bile böyle patladı yani. Onların bir piyasası vardı zaten. İşte Sonra böyle vardı. Yani piyasası üniversite konserlerine gide gide piyasalar oluştu. Sonra klip çıkınca patladılar. şimdi havuç tatlımıza dönecek olursak. Bu arkadaşı çok seviyorum. Kullanması inanılmaz rahat. Şunların hepsini elden elde dediğimizi düşünsene. Gerçekten uzun sürerdi. Evet, uzun sürerdi. Yani Şimdi bunu şurada bir kilit var mı? evet şöyle tık sesini duyduk mu? Tamamdır. Bir bas bakayım düğmeye çalışacak mı? Öngöremedim. Bunları niye biriktiriyoruz? Sürpriz. Sürprizmiş. Bu arada evet, bunu ve bu benzeri şeyleri yaparken organik hiçbir atığı çöpe atmayacağım. Onun yerine biriktireceğim. Burada ne kadar güzel gözüküyor. Gerçekten tam şöyle şuradan alıp yemelik. Hayır ya. Her şeyi eline atıyorsun. Şimdi öncelikle havuçlarımızı tavamızın içerisine atmakla başlayacağız. Altını bir yakalım. Bir şey söyleyeceğim. Onları koymadan önce petibörü hazırlasa mıydık? Yoksa petibör sonra mı? Sonra Ha okey tamam. yoğururken. Tamam okey. Bayağı doldu. Evet, güzel olacak. Şunun güzelliğine bakar mısın? Ne kadar güzel rendeledi ya canım makinem. Bayağı gerçekten. Tane tane. Sanki bıçakla jülyen kesmişsin gibi. Evet. Ben daha ne yapayım? Sen daha iyisini yap. Tereyağını atıp karıştırmak ister misin? Karıştıracağım, bir de şeker koyacağım. Altı yanıyor ya o yüzden. Çekeyim. Ellerin ne kadar güzel kokuyor kokusu. Evet, niye öyle? Şey, vücut losyonu. Bir yemek kaşığı kadarını attım. Çıkartayım mı? Koyalım mı Biraz koyalım bence. Tarçın böyle şeylere güzel lezzet veriyor. İstiyor musun? emin olamadım. İyi koyalım. Ortalık dağıldı. Ortalık dağılmasından nefret ediyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Ben böyle şey karıştırırken sağ sol çok Onu ben dökerim. karıştırayım mı? İster misin? Aşırı dökerim. Sen evet bunu karıştır. Ama ben de o zaman böyle toplayayım. Tamam, bırak o şeyi. Pembeyi yanım. Biz bunu pişirirken hadi sen kavanozumuzu aç. Yakalımızı. Güzel şen Ha evet kavanozu. yes. Kavanoza geldik. Sürprize geldik. Kavanozdan bahsetmek ister misin? Evet. Biz bu sene boyunca Kavanozumuzu buraya yani koydum geçen doğru. senenin sonunda şöyle bir şeye karar verdik. Dedik ki bu senenin yani 2022'nin güzel anlarını böyle bir kağıda yazalım. Ve bunlardan bir kavanoz yapalım. Adını güzel şey kavanozu koyalım.
Sonra küçük küçük kağıtlar kestim ben. Ve yaşadığımız şeyleri yazdık. Çek bakalım neler yapmışız. Aklıma bir şey geldi. İçine damla sakız atalım mı? Yedin mi daha önce hiç? Hayır. Hadi atalım. Hadi. Şöyle Doktor Tken'in şekerli vanilini var. Bunları Gösterelim mi açalım. olur? Göster. Açalım. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Damla sakızının Tabii canım yakışmadığı aynen. hiçbir şey görmedim ben şimdiye Ben kadar. başlıyorum o zaman. Başla. Sen ne yapmışsın? Çıkartamıyorum. Aa gelmiyor. Makas verdim. Ne işe yaradı? Kes onları cezalandır. 4 Mart. Mutfağa led ışık takma girişimimiz başarısız sonuçlandı. Tamam. Ya aslında çok sevinmiştik. Şuraya olduğu gibi böyle led ışık taktık. Çok komik gözüküyordu. Bu şey yapılan kuş marka arabalar olur ya. Ne olmadı? Murat Serçe. Hayır ya. O şeyin adı ne? İşlemin adı ne? Harta. Her şey Modifiye modifiye. modifiye. Modifiye yapılan kuş marka arabalara dönmüştü mutfağımız. Ama Dolabın içine sonra koyuyorum. okulur. Lap Okulur mu? diye düştü. Bir daha da takmadık zaten. Çok kötü oldu. İki tane geldi. Bakalım bakalım. 5 Şubat. İş yerinden geçmiş olsun hediyesi benim. FTX. Evet. Senin iş yerinden geçmiş olsun hediyesi geldi. Çok da güzel şeyler geldi ya. Evet. Mug getirmiş, Bir tane koymuşlar. mug'ımız vardı. Böyle bir Çay mug geldi. getirmişler, kahve Büyük getirmişler. siyah bayağı dayanıklı güzel bir şey. Kolonya getirmişler. Ve daha bir sürü şey. Vitaminler falan da geldi. Evet, onu çok kıskanmıştım Multivitamin ya. falan. O kadar kıskandım ki hepsini ben içtim sonra. Evet. 14 Şubat Sevgililer Günü çiçeği. Ya kocacık 10 çiçek aldı bana 14 Şubat'ı. Biz böyle normalde işte yıl dönümüdür, şudur budur falan bunları kutlayan bir çift değiliz. Ama Can 14 Şubat'ta sürpriz yapmıştı bana. Çok güzel olmuş. Çok Bunların sevmiştim. ticari bir tuzak olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama düştüm bu ticari tuzağa. Evet düştüm. Anadolu çocuğu. 22.02.2022. Elif'in 16 yaşına girişini kutladık. Bu sene doğum günüm 22, yani 22 Şubat doğum günüm. Bu sene Bu sene 22'ye denk geldi. 22.02.2022 oldu. Onun bir adı vardı hatta, böyle anagram gibi bir adı Evet, vardı. İşte gördüm. tersten de aynı oluyor falan. Hiç de bir olayı yokmuş ama hiç de öyle bir şey geçmedi ya. 14 Ağustos. Fake korona. Senin yüzünden tatile gidemiyorduk. Bunu anlatmam lazım. Evet. Tatil, kruz tatili satın aldık geçen sene. Ve dediler ki gemiye binmeden Ama öyle öyle bir nefeste anlattırtmam. 6 ay tatili bekledik. 6 ay yatıp kalkıp tatil saydık yani. Çünkü çok uzun zamandır hem kapalıydık, tatile gidemedik, bir dışarı de biz çıkan 3 hiç şey yapamadık. seneden beri falan tatile Evet, gitmedik ama aynen. yani. Ve bu böyle mükemmel bir tatildi yani bizim için. Evet. Olmazsa olmaz yani. Hiç asla aklımıza gelmeyecek bir şey oldu yani. Aynen. Dediler ki gemiye binmeden 24 saat önce korona testi yaptırmamız gerekiyor. Okey yaptıralım. Biz de böyle geniş geniş şeye gidiyoruz. Devlet hastanesine falan gidiyoruz. Ama o kadar rahatız ki çünkü 2 hafta öncesinden biz kendimizi karantinaya aldık böyle. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımız zaman çift maskeler takıyoruz falan. Ben böyle eve giren her şeyi alkol listeliyorum bilmem ne. Sonra sabah 9 gibi falan gittik hastaneye herhalde. Saat 3 gibi haber geldi bize. Dediler ki Elif Hanım koronasınız. Yani bir ağlamaya başladım. Ama böyle öyle böyle değil. Haykıra haykıra ağlıyorum yani. Çok uzun süredir ilk defa seni o kadar çaresiz gördüm o gün. Yani çünkü yapacak hiçbir şey. Evet, yok gibiydi. Yani vardı gene. Gene yaptım bir şeyler. Kocam gene Evet. savaştı yani. Anlat bakalım günü nasıl kurtardın? Ya nasıl kurtardık günü? Harbiden nasıl kurtardık lan günü? Üç hastane dolar. Tur şirketini aradık. Tur şirketine durumu sorduk. Hani ne yapabiliriz? Bir sonraki gemiye falan hani aktarsak kendimiz falan. Tabii tura çok az bir süre kaldığı için böyle bir şey yok. Böyle bir opsiyon yok Bir yani. de paramızı da geri vermiyorlardı. Evet, parayı da geri vermiyorlardı. Pardon, turu ileri alabiliriz dediler. Ama vizemiz yok. Evet. Vizemiz tur tarihine göre ayarlanmış. Bir daha vize alamayız. O yüzden dedik ki bu bizim için uygun değil. Ne yapabiliriz? Yani dediler ki iki ayrı hastaneden korona olmadığına dair belge alabilirseniz o zaman gemiye binebilirsiniz dediler. Bunun üstüne Gaziemir'de hemen bir laboratuvara gittik. Laboratuvardan bir test aldık.
Oradan şey mi aldık biz? Bu sürüngenlikli Bir testten tanesi mi aldık? sürüntü testi, bir Sürüntü. tanesi kan testi. Ha biz sürüntü aldık. Normal bildiğimiz hastanede yapılan. Bir de kan testi aldık. Kan testi aslında çok garanti. İkisinde de temiz çıktı. Şirketi aradık falan. Ve binebilirsiniz dediler gemiye. Sıkıntı yok. Ama biz gemiye binene kadar gene dikin üstündeydik. Çünkü yani elimizdeki devlet onaylı belgede korona oldu yazıyor. Özel hastanelerden aldığımız belgede korona değil yazıyor iki tanesinde. Yani son ana kadar bayağı diken üstündeydik. Hatta gemi limandan kalkana kadar valizimi bile boşaltmadım ben. Evet. İndirdiler bizi. Aynen. 10 Eylül'ümüz var. Feyyaz gelmişti. Yakın Ya tarih. evet. Feyyaz'la evlendik değil mi? Kesinlikle. Feyyaz büyük ihtimalle bu arada bir hafta, 2 hafta sonra tekrar gelecek. Süper. Feyyaz canım çocukluk arkadaşı. Biz çok seviyoruz. Çok eğleniyoruz onunla beraberken. O gelmişti. Çok da güzel bir hafta sonu geçirmiştik. Kesinlikle. 15 Ağustos Yunanistan'a gidişimiz. 14 Süper. Ağustos'ta bunları atlattıktan sonra 15 Ağustos'ta gemimize binip Yunanistan'a gidebildik. Evet, rüya gibi bir tatil Keşke yaptık. Yunanistan tatilinden videolarımız olsa. Evet. Yani Var mı orasını da bölük birlikte pörçük? Instagram'da paylaşalım. Oradan takip edin. Aşağıya hemen Instagram linkini bırakıyorum ilk yoruma. 12 Mart sizin bacı gününüz, kısır günü. Bacı günü İş. ama gördüğünüz gibi hepsi erkek. Ercan, Alper, Çağan. Hepsi Elif'in bacıları. Aynen, ben bütün çalışma arkadaşlarımın hepsinde böyle herkesi bacılar, bacısı falan diye seviyorum. Ama ekstra bir eksklüzif bacısı grubum da var. Hep beraber böyle bizim evde toplanalım, yemek yapalım falan dedik. Sonra onlar, yani yemek yapalımdan kastımız böyle en kötü ihtimalle pizza söyleriz falan diye düşünüyorduk. Sonra ben birden kısır yapmaya karar verdim. Altınsız bir altın gününe döndü ortalık. 4 sat. Artı ben. 15 Mayıs. Benim ne yemeğim tahmin et bakalım. Senin bağcıklarını Evet. bağlamayı dönün. 15 Mayıs canım doğum günü. Bu sene, ya yani bu sene biz ikimiz de doğum günlerimizi öyle herhangi bir şekilde kutlamadık. Her sene olduğu gibi. Yani aslında seviyorum ben doğum günü kutlamalarını. Sadece doğum günü kutlamalarını seviyorum ama. Hani böyle 14 Şubat falan şey demiştik ya, para tuzağı falan diye. Ben kendi doğum günümde para tuzağına düşmeye çok okeyim. Ama bu sene sadece hediyelerle geçiştirdik sadece. Yani unuttuk demiyorsun da hediyelerle Hayır, geçen geçiştirdin. sene unuttum seninkini. Bu sene unutmadım. Bu sene hediyeni verdim hatta. 2022, ha doğru 21 doğum. Evet. Koronaydık. Şey, pandemideydik o zaman. Yeni başlamıştı. Doğum günü hediyelerim var 21 Şubat'ta. Evet. Yine hediye tuzağına düşmeyi ne kadar sevdiğimden bahsetmiştim. Candan normalde hediye istemem. Yani bana bir şey almasını istemem. Çünkü ikimiz de zaten her şeyi ortak ödüyoruz. Ama bu sene doğum günü hediye siparişi verdim artık. Dedim ki sen tahmin etme ve lütfen benim istediklerimi al. Kocacığım sürpriz yapmayı beceremediği için kanında yok çünkü. O yüzden bir gün erken geldi diye kargodan geldiği gibi bana verdi. Nasıl olsa sana vereceğim yani. Evet doğru. 19 Mart. Oya'nın düğününe trenle Eskişehir'e yolculuk. Evet. En yakın arkadaşlarımdan birinin şeysine gittim. Düğününe gittim. Ve düğününe giderken İzmir'den Eskişehir'e giden bir tren var. Trenle gittim. 10-11 saat falan sürüyor yolculuk. Ben yani bir yerlerde dururum ya da en kötü ihtimalle trenin içerisinde böyle yiyecek alabileceğim bir yer vardır diye düşündüm. Kahvaltı yapmadan gittim. 10 saat bir şişe suyla hayatta kalmaya çalıştım. Çünkü tren hiçbir yerde durmadı bir dakikadan fazla. Ve trenin içerisinde çubuk kraker bile yoktu. 3 Kasım iPhone'umuzun geliş tarihi. Mor renk iPhone aldık ve 1,5-2 ay falan gelmesini bekledik arkadaşlar. Yani 1,5-2 ay gerçekten bekledik yani sırf rengi mor olduğu için. 1,5-2 ay bekledik. Şimdi hatta bir tane daha bekliyoruz. Önümüzdeki 20 gün içerisinde bir tane daha aynı renkten daha büyük hafızalı bir iPhone Pro Max geliyor. Onun da açılışını ve kurulumunu falan gene videoda yapacağız hep beraber. Siz de alırsanız sizin için de bir yol gösterici olur. Bir bakmak ister misin şuna? Bakalım. Yeterli bence. Okay. Bunu birazcık soğumaya bırakacağız. Ben orada mutfağımı toparlamaya devam edeceğim. 21 Ağustos. Can iş teklifini kabul etti. Bunun sonunda dolar işareti koymanın da çok şey olur. Böyle geç istersen. Geçeyim. İş teklifinin yanına dolar işareti koymamda bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Yok. Can bir süredir birileri tarafından izleniyordu LinkedIn'de. Bir iş teklifi geldi. O sonra iş teklifini kabul etti. Ailecek refah seviyemizi birazcık artırdık ve daha huzurlu bir ortamda çalışıyorsun artık. Evet, aynen.
5 Aralık su terazili gözlük. Ya bir dakika. Koş getir. Su terazili gözlük burada bir yerde. Hadi koş. Ne tarafta? Sağ tarafta mı? Sol tarafta mı? Sol tarafta. Yes. Ben su terazisini çok seviyorum. Bunun linkini bir arkadaşım attı bana. Ama yani arkadaş tamamen öylesine attı. Tabii canım, goy goy muhabbet yani tamamen. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor yani. Çok severek kullanıyorum. 27 Kasım ilk YouTube videomuz. YouTube maceramızın başlama tarihi. Hala evet. Çok heyecanlıyım ve inanamıyorum böyle bir şey yaptığımıza. Aslında benim bir tane daha biliyorsun YouTube kanalım var. Ama o birazcık böyle şeydi hani. Çıkıntı açılımı, teknik donanım falan. Evet. Hani şeyler. Böyle bu kanal büyüsün falan filan gibi değil de ben bir şeyler izlemek istediğim zaman YouTube'da bulamadığım zaman çok deliriyorum. Yani YouTube gibi büyük bir mecrada aradığım bir ürünün mesela kutu açılışının olmadığı zaman çok şaşırıyorum. Çünkü bunu elbette ilk alan ben değilimdir yani. Kimsenin de aklına gelmemiş mi acaba deyip bir kanal ben de açtım, bir kanal var. O kanalda sadece kendi aldığım, yani böyle sponsorluk olan gelen ürünler değil. Kendi aldığım, kullanacağım ürünleri açıp kutuların içinden neler çıkıyor onları gösteriyorum. Hani olur da siz de almaya niyetlenirseniz işte açıp böyle kanala bakabiliyorsunuz. En basit amacı bu kanalın yani. 27 Temmuz Marvel ile 3 yaşına girdi. Çocuklarım büyüdüler. İnsan yaşına göre 29 yaşındalar. Şu an çocuklarım nerede? Benimle aynı yaşta. Marvel yok ortada. Benim odamda herhalde. Olabilir. Marvel gününü benim odamda geçirmeyi seviyor. Leo da her yerde. 19 Aralık anneyle masaj. Annemi ilk defa masaja götürdüm. İnanılmaz beğendi. Gittiğimiz tesis de çok güzeldi zaten. Bir daha gideceğiz. Mantıklı. Çok güzel bir şey ya, aktivite. Kesinlikle öyle. Ve kesinlikle anne kız yapılmalı. Annenizi masaja götürün arkadaşlar. Mükemmel bir olay. 26 Nisan'da Airfryer aldık. Bir hafta sonra da iade ettik. Bir hafta sonra da iade ettik. Evet. Yani şöyle, Airfryer ben gerçekten çok sevmedim. Yani Airfryer değil de Tefal'inkinin adı neydi? Actifry. Tefal'in Actifry'i var ama Actifry'in de ikisi değil biri. Actifry 1 var. Mükemmel kek yapıyor, mükemmel patates kızartıyor, mükemmel patlıcan yemeği yapıyor. Ben denedim bunları hep. Ama bu aldığımız Actifry'da hem Airfry'da hem hazne küçüktü. Hem de iki katlı yemek yapabileceğimi söyleniyor ama asla mümkün değil. Üst taraf pişiyor, alt tarafa suyu iniyor, alt taraftaki yumuşak oluyor, üstteki çıtır oluyor, aynı anda pişmiyor. Evet, bir de çıkartıp onu böyle 15 dakikada bir sallaman gerekiyor. Ben ne anladım ki ben bu işten? Active Fry dönüyor. Döndüğü için bütün patatesleri sürekli alt üst ediyor. Ama bunu da çıkartıp sallaman gerekiyor Airfry'da. Hiç mantıklı değil yani. Ben onu oraya koyacağım. 20 dakika sonra alıp yiyeceğim. Benim amacım bu. Zaten hızlı bir şey pişirmek için bunu almıştık. Olmadı. Bizim evdeki bütün fırınlarımız Airfry'dan daha iyi iş görüyordu. Bunu kesinlikle. Sonra. 4 Ocak. Korona olduk. Bu sefer gerçekten korona olduk. Evet. Ama bu ilk koronamız. Aynen. Yılın başında böyle çılgın bir korona olduk. Bunu aslında güzel şeyler şeyin içine, kavanozun içine atmamın sebebi çok komik. Çünkü ilk defa birbirimizi o kadar hasta gördük sanırım. Evet. Yani kendi birbirimize çok hastalık bulaştırdık daha önce. Ben ne zaman hasta olsam can da hemen akabinde hapşırmaya falan başlar. Ama bu sefer İnanılmaz leş durumdaydı. Normalde yani. Elif hastayken ben hastalığı kaparım ama yarım saat, bir saat yatarım yani, o kadar. Bir gün bile değil. Sonra ayaklanırım tekrar. Ama bu sefer bir hafta kamyon çarpmış gibi yattık yani. Benim 3 hafta sürdü koronayı atlatmam. Dermatoloji randevusu 2 Aralık. Evet. Bir gidiyoruz değil mi genel önümüzdeki günlerde? Yine gideceğiz aynen. Önümüzdeki hafta tekrar randevu alacağız. Yüzümde özellikle şu bölgede asla geçmeyen sivilcelerim var. Hala var. Ve artık pes edip böyle bir bulduğum bir yerlerden ürünleri kullanmayı bırakıp doktora gitmeye karar verdim. Bir ay falan oldu yaklaşık tedaviye başlayalı. İlaç da kullandım. Şu an hala kullanıyorum. Bakalım nasıl devam edecek. 21 Temmuz. Hatırlıyor musun ne olduğunu? Hayır. Dilara'nın düğünü. Yine sevdiğim başka bir arkadaşım daha bu sene içerisinde evlendi. Şu an çok insan evlendi ya. Evet. Çok. Alper de mi bu sene evlenmişti? Alper de bu sene evlendi aynı. Bu sene dediğimiz bu arada 2022 arkadaşlar. Aynen. Biz hala 2023'e tam giremedik. Az girdik. Bize kadar girdik. Evet. Dünyanın en tatlı düğünlerinden bir tanesini yaptık. Tabii ki baş Nedim'eydim. 1 Eylül Vepert'te 3 yıl kupası.
Evet, Eylül'de yine bir tık geç geldi. Ben çünkü işi Haziran'da başlamıştım. Üçüncü yıl kupamı yolladılar iş yerinden. Benim en uzun çalıştığım iş yeri burası. 3,5 sene oldu. 1 Şubat şirketten geçmiş olsun hediyesi seninki. Benimki mi? Evet. Aynen. Korona olduktan sonra şirketim bir geçmiş olsun hediyesi gönderdi bana. Canı iki kadar şaşalı olmasa da yine böyle işte çay, kolonya falan bir şeyler koymuşlar sağ olsunlar. 5 Ekim bulduğumuz bebiş kedileri Kapının önünde ağlayan kediler bulduk. Daha doğrusu can buldu. İndi aşağı onları besledi falan. Sonra çocuklar çok oynuyor diye kıyamadık. Eve aldık getirdik. Ama bir tanesini bulabildik eve almaya karar verdiğimizde. Evde sahiplendirdik. çünkü her yere yani o kedileri ev almamız mümkün değil. Dışarıdan geldiler. Aşıları yok. Bizim evimizde 2 tane kedi var falan. Sonra neyse ki canım bir arkadaş sayesinde yuvalandırdık. Tuğba tekrar teşekkürler buradan. 14 Mayıs ilk yardım sınavı senin. Evet. Sen bir su içebilir miyim bu arada? Herkes için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda eğitim aldım. İlk yardım eğitimi. O gün de sınavdan geçtiğimiz gündü. Kesinlikle çok önemli bulabildiğiniz her yerden, iş yeriniz size sağlıyorsa, işte YouTube'dan bulabiliyorsanız ya da işte Udemy'den artık nereden bulabiliyorsanız muhakkak herkesin ilk yardım eğitimi olması lazım. Şu an mesela can kalp krizi geçirirse ben ne yapacağım biliyorum ama senin hiçbir fikrin yok değil mi? Hayır yok. Ben yine de sen ambulansa ara bence. Sen bir şey yapma. Okay. 12 Kasım. Stanley. Stanley'nin Neverlik serisine bayağıdır gözümü dikmiştim. Şöyle. Dünyalar tatlısı da bir rengi var. Şu şekilde de bir kapağı var. Mükemmel. Akıtmıyor değil mi gerçekten? Gerçekten akıtmıyor. Yani ters Ve çevirdim, ne kadar uzun süre salladım, ettim. kullandın en fazla bir günde? Yani bir günde bayağı bir günün 20 saatinde falan yanımda taşıdım. Ama tabii artık 10. saatten sonra soğumaya başlamıştı. Yani 10 saat bence güzel bir şey. 10 saatin tamamında şey tutmuyor, sıcak tutmuyor. Ama zaten benim şöyle bir durum var. Benim yani böyle çayı koyduktan sonra diye içen tipler vardır. Ben asla o değilim. Evet, babam. Annem benim de aynı Evet. şekilde. Öyle bir durum olduğu için bana zaten birazcık soğuması gerekiyor. O yüzden bir yere giderken ben öncesinden kahvemi yapıp birazcık soğutuyorum. 4 Mayıs var. May the 4th be with you. Star Wars günü. Dünya Star Wars günü biz çok seviyoruz Star Wars. Evde de her Evet. tarafı oyuncakları, figürleri falan dolu. Yine kutlamayı unuttuk ama 5'inde kutladık. Evet. 14 Temmuz, Afat gönüllüsü olduğun gün. Evet. AFAD zaten devlet destekli bir sivil toplum örgütü. Şey üzerinden, e-devlet üzerinden kayıt olup siz de AFAD gönüllüsü olabiliyorsunuz. Aynı zamanda onların online eğitimleri var. Online eğitimlerini tamamlayabiliyorsunuz. En azından acil durumlarda siz ne yapmalısınız? Kendinizi sakin tutmak ve neler yapmanız gerektiğini bilmek adına önemli bence. Sadece başkalarına yardım etmek değil, insanın kendisinde bilinçli olması lazım. 23 Ekim İstinye Park'a gittik. İstinye Park'ta o ayakkabılarımın olduğu videoyu görmüştünüz. Kırmızı bir tane Jordan bulduk. Son Jordan'dı. Yani bunu bilmeyen, tabii ki bilmeyen için şu an garip geliyor olabilir ama böyle bir şeyi mağazada bulmak çok büyük şans yani. Çok çok büyük şans. Ben internetten sipariş veriyorum ve gelmesi 3 ay falan sürüyor. Ne yapıyorsun Yerinden çıkarmaya çalışıyorum. ya? bir de o gün Dyson'ı aldık. Evet. O günü Süpürgemizi aldık değil aldık. mi? Evet. Doğru. Aynen. Bayağı O gün sırtımıza falan yüklenip getirdik ya. Çok komikti. para ne kadar çok para harcamışız. Evet. 20 Aralık 100. abonemiz YouTube'da. Şu an kaç? 140 falan değil mi? 147 falan. Galiba evet. Yani çok gibi değil aslında ama bizim için bir Mihenk taşı mihenk diyelim. taşı evet. 27 Ekim. terazisi Su aldım. terazisini ne kadar sevdiğimden bahsetmiştim. Ben böyle birazcık simetri hastası falan olduğum için hocam bana hediye olarak su terazisi almış. Aldım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. 19 Ekim evi bıraktık. Bir hafta sonra da deprem oldu. Sonra bir daha bıraktık. Sonra bir Evet. daha bıraktık. 29 Nisan spa üyeliğimizin ilk günü. Ya ne kadar güzel faydalandık değil mi oradan da ya? Gerçekten öyle. Ben 3 aydır 4 aydır falan spora gitmesem de gerçekten çok güzel bir tesis. Evimize çok yakın. Ve spora başlamak için pazartesi beklemeyin. Hemen başlayın. 10 Aralık Perma. Saçlarım artık lülüklerim var. Kıvırcık yaptırdım. Ve son
18 Haziran kedilerimize cama yapışan yatak aldık ama uzun sürmedi. Evet, o neden öyle oldu Yıktılar. ya? Bilmiyorum, çok kaliteli bir şey değildi herhalde. 2022'nin güzel anları bunlar mıydı? Sanırım ki evet. Aynen. Bu arada bu, ben bunu karıştıra karıştıra soğuttum havucumuzu. Bir göstermek istersen. Bundan toplar yapacağız ama içine bisküvi ekleyeceğiz. İçine bisküvi giren her şeye bayılıyorum ya. O yüzden mozaik pastanın da böyle bayağı kölesiyim yani. Mozaik pastayı sen güzel yapıyorsun. Çok uzun zamandır değmiyoruz ha. Onu bir yesem zaten. Bir de onu bir yesen. Hafta, evet. Bunu şimdi kıracağız. Şimdi bisküvimizi parçaladık. Ellerim çok güzel Çok kokuyor. Güzel kokuyor değil mi? Ellerimi bir yıkayacağım. Bence yıkama. Niye yıkıyorsun? Hemen onu kokulaştıracaksın zaten. Yine aynı malzemenin içine girecek yani. Ama acı. Islatma. Acı. Yani ıslattırsan zor olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Sen havuca çok dedin ama bence gayet ideal. Hatta belki az bile gelebilir. Ay bu da çok güzel kokuyor. Neden? Çünkü içinde şey var. Damla sakızı. Gerçekten mükemmel kokuyor. Yok canım da. Gerçekten. Direnmiş. Aynen. Bir de karıştırdım falan. İnanılmaz. Cezalandırdım onu. Bunun içine ne olur biliyor musun Elif? Ne? Bir yemek kaşığı daha tereyağı eritip. Hadi yapıştır tereyağını madem. Hadi madem. Şimdi tereyağını koydum. Şöyle şu kadar bir şey bir tereyağı koydum. İçine dökeceğim bunu. Hem birazcık kıvam verecek hem de tereyağı güzeldir. Tereyağı günahtır. Günahtır evet gerçekten. Kars'tan aldığımız tereyağı ne kadar güzel değil mi ya? Güzeldi. Kars'ta bir arkadaşımız var bizim. Şarküterisi var. Şarkütörünün adı Ariş 2000 miydi? Ariş 2000. Ariş 2000. İzmir'e İstanbul'a falan şey yapıyorlar. Sipariş gönderiyorlar. Kesinlikle bir deneyin. Her şey var. Süt ürünleri yani. Bal her var, türlü her türlü var. Peynir var bir kere. Zaten Kars'ın biliyorsunuz gravyer peyniri çok meşhur. Peynirleri var. Peynirleri de aynı şekilde çok meşhur. Balları. Oranın çiçek balı gerçekten çok başarılıydı ki benim dedem arıcıydı Kestane yani. Kestane de öyle. Kestane balı da çok güzeldi. Dokunmaya çalışıyorum şu an sıcak diye çok korkuyorum. Yok anında şey yapar ya kendi ısısına döner. Ortası birazcık sıcak. Hı. Evet bak işte istediğim kıvam buydu. Aynen. Ben de bir şeyler biliyorum sanki ya. Acayip. Bir garip. Birazcık bir şeyler var aynen. Sanki. Karıştırdık. Şimdi bu arada biz bunları yaparken canım fikri geldi. Dedik ki bunu böyle top top yapacağımıza bizim rulo. Evde yaptığımız gibi rulo şeklinde yapalım dedi. Kesip tüketmesi daha kolay olur. Evet. Neden olmasın? Bence çok daha keyifli olacak böyle. Olur. Bence şu tepsinin üstünde rulo yapabiliriz onu. Testiye hem yıkamak da kolay olur. Neyi? Tepsinin üstünde rulo yapabiliriz onu. Hangi tepsi? Şurada kahverengi tepsi. Şeyde yapsak daha iyi değil mi? Yeşilde. Yani olur. Yani tepsi daha kolay olur. O yüzden yıkaması. Yeşilde yapalım. Ya. Doğru. Onu ister misin? Ben rulo yapayım mı? Olur. Ben çünkü kumdan kare yapıyorum. Sen Çok hissediyorum kendimi bunu şu an. Tut. Benim elim yatkın olmadığı için bu kısmı Can'a devrettim. Birazcık şefliğini konuştursun. Evde şef beslediğimiz belli olsun. Olsun aşkım. Olsun. Bunu iki parça yapayım mı? Olur. Yumuşatıyor musun elini? Hayır, bunu direkt yuvarlayarak rulo yapamazsın. Çünkü içerisindeki havuç şey değil, hacimli bir malzeme değil. O yüzden çöküyor bastığın zaman. O yüzden onu böyle
Hafif sağından solundan vurarak, hafif çevirerek. Şöyle şöyle dilimden aldığımız zaman mis gibi olacak. Güzel. Bunu soğutmak için yayık olan tabağın içine koyalım mı? Hem Hindistan cevizlemesi de kolay olur. Direkt Hindistan cevizini yayık tabağın içine koyup bunun Öyle içinde yapacağım işte. yuvarlayalım. Aha, öyle yapacağım. Tamam. Böyle balık paneli yormuşsun gibi falan. Hatta bu şu an neye benziyor biliyor musun? Havyar. Dedemin getirdiği havyarlar var ya, onlara benziyor. Aynen. İşte bu bizim evde yaptığımız şeyin aynısı oldu. Mozaik pastanın. Güzel gözüküyor. Soğuyunca mükemmel bir lezzet olacak. Bunu bu halde buzdolabına koyalım. Böyle top top yapmaktan çok daha mantıklı. Aynı zamanda daha pratik. Onu alalım mı başka bir kaba? Neyim? Yuvarlaması kolay olsun. Ya şöyle çeviririm, problem değil. Şuradaki şeyi alayım. Evet. Nasıl fazla? Şey yapayım böyle ben yapmışım gibi böyle. Oynayayım mı? Oynamayayım dağılıyor çünkü Allah'ım korkulu rüyam. Bir şeyin şakasını yaparken böyle şey, suyunu çıkarırım diye çok korkuyorum. Bunu dolaba koyacağız şimdi soğuyacak birazcık. Çayımızı içmeyi yine unuttuk. Ben çay içelim. Şimdi tatlımızı yaptık. Dolaba soğuması için koyduk birazcık. Kontrol edelim. Ne kadar? 1,5 saat oldu. Yaklaşık. Yani dolapta ne kadar uzun süre durursa o kadar iyi oluyor. Şu an ellediğim zaman hala birazcık yumuşak ama tadına bakmalık bir kıvamdadır diye düşünüyorum. Birazcık parçalandı ama o da yumuşak olduğu için. Normal. Havuç bir de yani sonuçta ya. Şöyle yapalım. Biraz daha ıslatsam güzel olurdu aslında. Şimdi çayımızı koyduk. Tatlılarımızın da bir tadına bakacağız. Bir bakalım ya. Güzel gözüküyor. Vallahi çok güzel gözüküyor. Sen bakacak mısın kızım? Koklasaydı. Yemiyorum değil mi anneciğim? Nasıl olmuş? Bu fikir güzel oldu. Hani tek tek top top yapmaktansa çok vakit kaybettiriyor çünkü o tarz Evet. şeyler. Böyle rulo Bir de yapıp porsiyonlamak daha kolay bunun. Top top oldu mu onu yemek zorundasın, anladın mı? Bunu istediğim kadar kalınlıkta kesebilirim, ince de kesebilirim. makul. Bundan sonra bunu da bu şekilde yaparız artık. Ben de bir kenara atacağım. Sakızı çok yakışmış. Kesinlikle çok güzel oldu. Kızım ne istiyorsun babam? Yiyecek mi Yani. yoksa? Yavaş gel. Bir baktı. Tadına bak Denedi bakalım. kızım. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.